30 Eylül Çarşamba günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmelerin kısa özetlerini aktaracağız. Günün ilk gelişmesi Bursa'da şehir içi ulaşımda HES dönemi. Bursa Valiliği şehir içi toplu ulaşımda yeni tedbirlerin devreye sokulduğunu açıkladı. Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasına yönelik çalışma yapılacak. Bir başka gelişmemiz Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon ceza. Bursa polisi 4 ayda yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 102.893 kişiye toplamda 94.927.411 lira ceza kesti. Uludağ'da fırtınaya yakalandılar. Bursa'da bir grup atlet yürüyüş ve koşu yapmak için Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Hızı 80-90 km'ye ulaşan şiddetli rüzgara yakalanan koşucular uçmamak ve uçurumdan yuvarlanmamak için kayalara tutundu. Işığın kentinde uluslararası sergi. Uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülen 33 eser Nilüfer Belediyesi Gölyazı Kültür Evi'nde sergileniyor. 2019 yılında düzenlenen 15. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan eserler Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Gölyazı Kültür Evi'nde izlenime sunuldu. 2019 yılında serbest temasıyla düzenlenen yarışmada renkli, siyah beyaz ve deneysel olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Bir başka haberimiz eğitimle ilgili. Bursa Laik ve Kamusal Eğitim Platformu BULKEP kuruldu. Bursa Laik ve Kamusal Eğitim Platformu yaptığı basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan etti. Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde yapılan açıklamada laik, kamusal ve bilimsel eğitimden yana olan veli, öğrenci ve öğretmen örgütleri olarak gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı mücadeleyi ortaklaştırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Bursa Laik ve Kamusal Eğitim Platformu içinde 12 kurum bulunuyor. Gemlik Belediyesi'nde afet mağduru üreticiye destek. Dolu yağışında zarar gören zeytin üreticisine Gemlik Belediyesi'nden büyük destek geldi. Belediye, dalından ayrılan yeşil zeytini piyasa fiyatının 2 katına zeytinciden alarak yağa dönüştürecek. Bir başka haberimiz, 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde final. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Sanayi Odası BTSO destekleriyle Ehli Sanat, Sinema ve Kültür Derneği takıtlarıyla bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi. Festivalde en iyi 7 senaryo ve en iyi 4 film ödül aldı. Bursa Spor'da stresli bekleyiş. Bursa Spor Kulübü bugün 24 milyon liralık kaynak bulamaması halinde eksi puan alma cezasıyla karşı karşıya kalabilir. TFF'nin bir kez daha tarihe ötelemesi de gündemde. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursa Spor'da bugün oldukça kritik bir gün yaşanacak. Eski başkan Mesut Mestan'ın yeşil beyazlı kulübe gelen eksi 3 puan cezasını ötelediği 30 Eylül 2020 tarihine kadar somut bir hamle yapılmaması camiada büyük bir strese neden oldu. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.